Evet, yani Manavgat'ta ciğerlerimiz yanıyor. Belediye başkanımızın söylediği gibi dört farklı noktada yangının çıkmış olması insanın aklına birçok şey getirebiliyor. Ve burada sorgulanması gereken çok ciddi şeyler var. Yani neredeyse Antalya bölgesini belki de Türkiye'nin en büyük yangınlarından biri yaşanıyor. Can kayıpları var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Köylülerimize sabırlar diliyorum. Köylüler neredeyse kendi olanaklarıyla yangını söndürmeye çalışıyorlar. Yani bakın, bir cuma namazına 75 araçlı konvoyla gidenler, Kıbrıs'ta bir pikniğe her bakan için iki uçak tahsis edip 10 uçakla pikniğe gidenler, bir toplantıya 3 bakanın farklı saatlerde birer tane uçakla gitmeleri, bunları gördüğümüzde insanın yüreği acıyor. Niçin? Bir tane yangın söndürme uçağımız var. Bu kadar mı pahalı? Yani sizleri bunu almaktan alıkoyan nedir yani? Nedir? Ben bunu anlamıyorum. Ormanlar kolay yetişen yerler değil. Doğanıyla çok oynarsanız yarın bir gün doğa mutlaka bizden intikamını alır. Artık ülkede şöyle bir hale geldi. Otel yapılacak yerler kalmıyor. Yakıyorlar. Yak, işlet, neredeyse devret. Yani modeli bu hale getirdiler. Bu açıdan devlet ciddiyeti içerisinde bu işlere yaratılması gerekmektedir. Bizim büyükşehir belediye başkanlarımızın hepsi bu konuda destekçi ve su yangını söndürmek için uğraşmaktadırlar. Aynı zamanda Osmaniye'de, Kayseri'de her yerde yangınlar çıkmaktadır. Yani bunu belki terör örgütleri yapıyor, belki başkaları yapıyor, piknikçiler yapıyor. Bunun çok önemi yok. Yangın bir yolu çıktıktan sonra bunu söndüremeyecekseniz çok büyük bir problem. Bu açıdan Türk Hava Yolları'nın hangarında yatan uçaklarımız var ama kullanamıyoruz. Bu açıdan ben buradan hükümeti yönetenlere sesleniyorum. Lütfen itibarda tasarruf olmaz diyenlere yangında tasarruf olmaz. Yangında tasarruf olmaz, herkesin ciğeri yanıyor. Herkesin temiz oksijene, bu doğanın güzelliğine, yeşile ihtiyacı var. Bildiğiniz tek yeşil olan dolar yeşiline değil, orman yeşiline, çevremize ihtiyacımız var. Bu açıdan lütfen bu konuda daha titiz ve dikkatli davranmak gerekiyor. Ben vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah tez erden yangın kontrol altına alınır. Yüzlerce belki binlerce hayvan ve doğa katledildi. İnşallah yenileri yapılır ve doğaya sahip çıkarız.